Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil alemin. Birinci söz. Ataman gülüyor. Peki birinci söz niçin yapılmıyor sizce? Ha, aferin. Ezber gibi biliyoruz da ondan. Ya bilmiyoruz. He? Geçen ders yaptık, sınıfta kaldım. Murat abi fırça aldı bu. Ya, samimiyetimle söylüyorum, benim de pek yok. Çünkü niye? Yapamıyorum da ondan. İnanın. Mübalağa etmiyorum. Şimdi göreceksiniz zaten. Bak hazır bekliyor zaten. Bak iki tane ciddi vakıf da var. Sağıma soluma koydum ki yardım edin. Samimi söylüyorum, yardım edin diye koydum. Bak sağda solda. Göreceksiniz. Birinci söz zordur. Çünkü onunla başlanmıyor. Ona başlanıyor. Bismillah, Allah. Dersin konusu Allah olduğu için zordur. Bismillahirrahmanirrahim değil. Bismillah'taki Allah'dır. Mevzu o. Sonra ondan ona başlıyoruz. Onunla bir yere başlamıyoruz. Ona başlarız. Bak ne diyor? Her ayın başıdır. Biz dahi ona başlarız. Ona. Onunla başlarız değil. Besmele ile yapsana kardeşim şu işini. Değil. Yani besmele ile başla. Biz buna başlıyoruz. Ona başlarız. Başta ona başlarız. Yani Allah'ı tanımaya çalışacağız burada. Bismillah ile bir şey yapmak değil, Bismillah'taki Allah'ı tanımaktır burada. 6 tane sır, sonra daha gireceğim. 6 tane iman esasının komprimidir. Yani Bismillah'taki Allah, Bismillahirrahmanirrahim değil bu. Bismillah'taki Allah'ta 6 tane sır var. Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi lahir. 6 tane iman esasını anlatıyor. Onun için Bismillah kolaydır diye kimse de yapmıyor değil. Başta ben beceremiyorum. Abi mübalağa mı ediyorsun? İyi göreceğiz. Şimdi bir besmelenin şundan, sırında yapalım değil mi? Birinci sır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Galet ya eyyuhel mele'u inni ulkiye ileyye kitabun kerimun innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Şimdi Murat, bu şeyi yaparsak besmelenin başı hiç şey yapamayız. İlk önce bize bakan birinci sırdan onu yapalım. Birinci sır. Hazırız değil mi? Bir 15-20 dakika sabredin böyle. Alıcınız o zaman çok güçlü olur. Ondan sonrası uyku moduna geçebilirsiniz. Çünkü zaten öyle bir şey yapacak ya. Yani. Ama 15-20 dakika, 20 dakika sabretmeniz lazım. Birinci sır. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, bir, kainat simasında, iki, arz simasında, in aşağıya, insan değil daha, kainat, arz, sonra insan simasında, birbiri içinde, ayrı değil. Mesela,
balık içinde koku yok. Koku balığın sıfatıdır. İçi dişi değil. Mesela suyun içinde veya buzun içerisinde su yok. Bu sudur zaten. Buz suyun sıfatıdır. Birbiri içinde kainat siması, arz siması, insan siması üçü birbirinin farklı formatları. Birbirini gösterir. Birbirinin nüminesini gösteren üç sike-i rububiyet var. Sima açıldığı için sima hakkında biraz şey vereceğim. Sima deyince hepimiz biliyoruz değil mi? Bak bak bir şey bildiğimiz yok. Sima suret değil. Ben bak şimdi bir parçasını anlatacağım. Sima ile uğraşıyorum. Suret, sima. Bir seneye yakın olacak. Orada bir parça alıntı yapacağım. Bir parça. Bir senelik hücre var mı simada? Şu suratta. Yüzde. En fazla kaç aylık hücre var? 6 ay. 6 ay. Şurada suratımızdaki yüzümüzü en fazla duran zerre 6 aylıktır. Ama ben 51 yaşındayım. 51 senelik hücre yok ki. Ruh da zaman ve mekanla kayıtlı değil. Ruhun da yaşı yoktur. Zaman ve mekanla kayıtlı olanın yaşı olur. Zamanın dışında olanın zaman lef-i mahve ispattır. Zamanın hakikati der, lef-i mahve ispattır 30. sözde. Ruh ise ruhlar alemi ki lef-i mahve ispat neymiş? Ruhun yaşı yoktur. Ruh mahluk, bu atom cisminde mahluk değil. Peki bir senelik bende yüzümde simada hücre yok. Bir senelik yok. Ruhum da yaşı yok. Peki bu 50 sene, 40 sene, 20 sene, 29 sene, 15 sene simalar kaç yaşına bakıp diyorsun falan? Abi ya 27 yaşında falan. Ben kaç yaşındayım soruyorsunuz. 34 falan. Abi isabet etmedin 36. Neren 36? İyi dinleyeceksiniz bundan sonra. Çok antika. Arkadaşlar. Yaş denen bir şey zaten yok. Hepsi nisbidir. O ne diyor ya? Ne biçim yere geldik? Ezberlerimiz bozulacak tabii. Bak bir daha küçük tekrar ediyorum. Bir senelik hücre yok. Ruhun da yaşı yok. Nedir? Doğdu bir çocuk. Simasına baktık. Çocuğun düşünceleri, kalpteki hisleri, eylemleri bir sene. Onu bak üçünü düşünce, his, eylem. Koy tencereye üçünü karıştır. O bütünlüğe üçünün bütünlüğüne halet denilir. Koy ruhuna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27. 27 yaşında bir adam düşünün. Tam 27. sene. 26 tane böyle şey düşünün. Birinci çocuğu anlattık değil mi bak. 1 yaşındaki bir çocuğu bir daha anlatıyorum. 1 yaşındaki çocuğun düşünceleri, kalbindeki ruhun kalbindeki hisleri, eylemi, kalkması, düşmesi, ağlaması. Bu üçünü karıştır. Üçünü karıştır. Yani fikirleri, hisleri, fiilleri karıştır. Üçünün adı ruhta halet denilir. Halet. 2 yaşını düşünün. 3 yaşındaki çocuğun düşünceleri, hisleri, fiilleri. 4 yaşındaki çocuğun düşünceleri, hisleri, fiilleri. 10 yaşındaki çocuğun düşünceleri, hisleri, fiilleri. 25 yaşındaki insanın düşünceleri, hisleri, fiillerini koy karıştır. Ruhtaki adı halet.
Şimdi 26 yaşında bir insan düşünün. Neresi 26? Şimdi ta onun ruhunda kaç tane halet var? Toplam? 26 tane. Dur daha çarpmıyoruz. Senelik. Bak. 1 yaşındaki çocuğun üşenmeden devam edeceğim. Çünkü bunu çözdük mü diğeri çözülecek. Fazla gitmeyin. 1 yaşındaki çocuğun düşünceleri, hisleri, fiilleri. Paketle üçünü karıştır. O karışımına omlet diyoruz. 3 tane yumurta. Kuş yumurtası, tavuk yumurtası, ördek yumurtası. Karıştır, omlet. Tamam mı? Tek şey oldu. O tek şey 3 olan yani fikirleri, hisleri, fiilleri. Üçünü karıştır, tek bir şey oldu. Onun adı halet. Koyduk mu ruha? 1. 1 yaşında bir halet var. 2. yaşındaki düşünceleri, hisleri, fiilleri. Karıştır. Halet oldu. Koy ruha. 2 halet. 10. yaşın, 3. yaş, 4 yaş, 5 yaş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 dedik ya üşenmeden saydım. Kaç tane halet var ruhta şimdi? 26 tane. Tamam, çok güzel. 26 tane haleti tek tek çıkarın dışarıya. Bir tencereye atın. 26 tane yumurta oldu gibi. Karıştır da onu. Karıştır. Tek bir halet oldu. Onu ruhta yansıtıyor. İşte 26 bu. Bunun adı sima. Görüntü beden, kadın erkek fark etmeden organlarından, soyundan, geçirdiği hadiselerden, kaderi olaylardan, zahirini gösteren yönüne, mülk tarafına suret. Simaya bakarak onun sireti var, ruhsal yapısı. Halet rüyesi diyorsun ya, ulan şu adama bak ya, yılan gibi gözleri var ya. En gerek yılanı gibi sokuyor. Veya ulan şu adama bak ya, ne kadar hoş ya. Şuraya bak, mesela içki içenin, namaz kılanın, kılmayanın simasında 4 mesela ben ilgimi en çok çeken öğleyin, ikindi, akşam yatsı namazını kılsa 4 namazdan hasıl olan nuraniyeti bir yere koyun. Sabah namazını kılanın nuraniyetine yetişemez. Ayette de buna işaret ediyor değil mi Hasan abi? Simahum fi vucuhim min eferis sucud. Yani sen onları secde izlerinden tanırsın. Simalarından tanırsın. Demek ki içerinin dışarıya aksettiği sima aynayı insani oluyor o zaman. Aynı insanı. Şuraya kadar geleyim. Bu suret, sima bu dışarıdaki maddi soyunu anlatıyor. Bedenini anlatıyor. Kimliğini oluşturuyor. Bu suret. Sima ise o ruhtaki bulunan içki mi içti, namaz mı kıldı, nurcu mudur, tarikatçı mıdır bakarsın böyle. Ulan meymenetsiz adam, meymenetli adam, hoş adam. Bu da sima. Batın tarafı. Cemaatine kadar fark ediliyor. Kesinlikle. Mesela Almanya'dayız. Şöyle diyeyim. Almanya'dayız. Bakarsın Pakistanlı mı? Efendim şey İspanyol mu? Kesin ha. Arap mı Türk mü? Belli. Türk. Gel İstanbul'a. Laz mı? Kırşehirli mi? Karslı mı? Belli. Ehli anlar sen benden anlat. Gel Kars'a. Bakarsın Kars'ın merkezinde falan ilçeliğe benziyor. Gel o ilçeye. Falan köylülere benziyor bu. Oranın ilçesi bilir. O köyün milletini bilir. Ondan sonra o gel köye hangi kabileden olduğunu bilir. Gel kabile, oğlum sen Hacı Murat'ın oğlu musun? Gel Hacı Murat. Biraz dur. Sen Mehmet mi? Hacı Mehmet'in oğlu musun? Hemen soyundan kimin oğlu olduğu da belli. Bil. Yani bu sima
surettir. Sima arkası suret. Kim ne? Ha, tarikatçı mıdır? Nurcu mudur? Nurcuların okuyanı mı, okumayanı mı? Yazıcı mı, okucu mu, yiyici mi? O da belli. Yiyicileri de var. Bana niye bakıyorlar Mehmet sana? Baksana bakıp gülüyorlar. Balıkçı mı abi? Balıkçı mı? Daha diyorlar ki, abi siz hangi cemaatindansın? Nurcuğum kardeşim, abi anladım da yazıcı mısın, okuyucu musun? Yok abi biz yiyici derdiniz. Yiyiciyiz. Biri dedi ki abi Nurcuların hangi bölüğündensin? Allah Allah. Şimdi bu simayı geldikten sonra, sima ile suret, biraz anladık mı? O zaman yaş yok. Zahirde yaş şöyle oluyor Murat'ım. Ben yaşlıyım ya, bakıyorum bir yaşındaki çocuğun siması nasıl olur? Ezberledim hafızaya. İki yaşındaki çocuğun siması nasıl olur? Sireti değil, sureti. Ezberledim. Üç yaşındaki çocuğun sureti nasıl olur? Ezberledim. Ezberledim. Onu kullana kullana ihtisas sahibi oldu. O zaman diyorum ki, kaç yaşındasın? 29. Öyle mi? Kaç? He. 30. Bak, bir taneyle şey geçtim. Peki, sen hiç 30 yaşında bir hücren yok. Sakalı bıraktığın halde epey yaklaştım. 29-30. Niye? Benim sim şeyinde, hafızamda senin 29 sene, 30 senelik hücren yok. Bu simada şakaklar 29 gösteriyor diye dedi bana. Demek 30'muş. Tamam. Şimdi yaş nerede var? Bende var. O zaman hiç kimse yaşlanmıyor. Her an yenisin. Onun için derler, abi anlatsana 51 seneni. Vallahi ne anlatacağım? 10 yaşındaki çocukla 51 sene yaşayan insan çok çok geçmişini anlatsa edecek yarım saat fark. Sen 30 seneni anlat. Adın neydi? Sinan, 30 seneni anlat, 1 saat sürer. Ben 50 senemi anlatayım, 1,5 ve 2 saat sürer. O kadar. İşte 40 senede 4 kelime öğrendin diye abi. Bak işte, 4 kelime 40 senede. Bir kere sima ile suret. Şimdi 3 tane sima varmış. Kainat siması, arz siması, insan siması. Biraz değişti mi? O zaman simai maneviyesi, simai veçesi, insan melekutiyeti taşıyan yönüdür. Onun için Nas suresinde kulazı bir Rabbi Nas, Rab, Melik-i Nas, İlahi Nas, kulazı bir Rabbi Nas, rububiyet, Rab, fiillerin sahibi, evirip devirip çeviren, her şeyi insana bağlayan terbiyecilik sıfatı Rab hariç ve ona göre beni yapmış. Gir içeriye. Kulazı bir Rabbin Nas. Melik-i Nas. Malik. Meliklerimiz. Yani hakim olduğumuz, bize verilen dima yapısı. İlah-i Nas. İlahlık, uluhiyet. Yönü. Tamam. Üç tane siba. Yavrum rahat dur. Üç tane sima. Tamam. Kainat siması. Arz siması. İnsan siması. Niçin insanı en sona koydu? Cismaniyet kadar harika hiçbir şey yoktur. Şu cismaniyet var ya, melekte yok, cinde yok, şeytanda da yok. Cismaniyet esmanın en kesifi, en uzağı olduğu için bütünü içine alandır. Onun için cismaniyete sahip olmak Cebrail'e bile nasip olmaz. Ama diyeceksin ki mahlukatta var, hayvanda, taşta, ama o ruhu yok. Camisi yok. Yani. Camisi yok. Yani taştır ama ruhu yok. Hayvandır ama şuuru yok. Akıl yok. Cebrail aklın simgesidir. Yani bilin kıymetini ne olur. Şu cismaniyet dünya denilen cismaniyet aleminin kıymetini bilin. Çünkü Adem aleyhisselam cennette olduğunu bilmiyor. Çünkü bu simadan senin diyeceğin var mı Murat? Nasıl başka?
Ve Besmele'deki bu üç tane rububiyet varmış. Üç tane simadan bahsediyor. Suretle simayı bir temeli çözmemiz gerekiyor ki yürüyelim. Yoksa yürüyemezsin bu. Hiçbirisi de dünyalı değil. Senin yemiş olduğun fasulye, domates, kabakla bu olmaz. Noktayı nazarı. Efendim abi? Noktayı nazar bulamadım diye bırak. He. Şöyle abi hani simayesi dedi ya, mesela dediğim gibi birinin simasına bakıyorsun. Yani sen ehliysen o simada adamın nereli olduğunu anlıyorsun. Evet. Ehli değilsen adamın siması bas bas bağırsa da sen bir şey yapamazsın. Anlamıyorsun çünkü. Ancak ehli olan şey normal bir insan Karslı mıdır? Karadenizli midir? Tekirdan anlar. Vallahi biraz simadan anlasak, suret değil. Simadan anlasak yemin ederim şöyle, metrolara binemeyiz. İşte şimdi burada abi şey... Hayvanat bahçesi gibi oluyor. He. O simayı siz giriş yaptınız ya abi. He. Üç tane simanın olduğunu söyledi. Sonra bu üç tane simayı nasıl göreceksin? He. Yani bunun ilmini veriyor şimdi yine. Şimdi bu açılımı mı? Aha, şimdi o yani nasıl göreceksin o simayı? Hani adam dedik ya Trabzonlu olduğunu biliyorsun. Hı hı. Nasıl bu, göreceksin Trabzonlu olduğunu? Hı, onun açılımı. İşte ismi Dursun'dur. İşte Trabzonspor'un maçlarından bahsediyor gibi yani. Hı hı. Şimdi burada da o şeyi verecek bize yani. Yani o simayı nasıl göreceksin? Evet. O kainat şeyinde. Bütünlüğünde değil mi? Evet abi. Ondan dolayıdır ki şu sima herkeste o göz aynı yerde. Değil mi? Benim gözüm burada da senin gözün burada değil. Birisinin gözü burada değil. Herkesin burnu aynı yerde. Gözü ama herkes hiç kimseye benzemiyor. Yani şöyle diyeyim. Bir hayaliniz çalıştırın. Bu hangi harftır? A. Bu? L. Bu? İ. Ne okuyun? Ali. Peki profesör de yazsa, cahil de yazsa Hüseyin olur mu? Bu budur. Ali. Çok güzel ha. He? Bir daha. Profesör ve cahil de yazsa. Hangi harf? A. L. İ. Oku. Ali. Hüseyin olur mu? Hayır. Profesör yazdı diye Abdülkadir olacak hali yok. Bu. Ha. Ne demek? Harfleri aynı yere koyarsanız aynı netice olur. Burada öyle değil. Göz aynı yerde, burun aynı yerde, ağzı aynı ama bir tanesi Hasan, bir tanesi Hüseyin. Ama hepsi insan abi. Hepsi insan. Ama kim? Birisinin burnu başka, birisinin gözü başka. Yani hatta hiçbir zaman sığırın morali bozuk olduğu, canısı olan şu sığıra bak ya, canı sıkılmış ya. Böyle bir şey yok. Sizin duygunuza göre bak, işteydiniz, okulda, dışarıda, bilmem ne. O an şimdi simalarınıza bakın. Şu anda siman değişmiş ya. Bir tanesine bugün dedim ki, yani affınıza sığınırım, kusura bakmayın. Yani bazı şeyleri söylüyoruz ama. X birisi bugün öğlen dersi, dersten sonra. Uzaktaydı, neyse geldi, oturdu. Sen dedim, bu hafta neyle meşgulsun dedim. Rengi değişti. Yok abi, abi dedi falan. Yok, endişe etme dedim ya. Abi ne var? Bak. Şu masaya kim oturursa otursun masa değişmez. Bir insanın siması ikide bir değişiyorsa bahtiyardır o adam. Çünkü nuraniyeti var. Yaptığı pislik gözüküyor. Hepten bozulmuş, çökmüş insanın pisliği gözükmez. Siyahlaşmış ayna, bir şey gözükmez. Onun için sizin simalarınızda televizyon seyrettiğiniz, sabah namazını kılmayan, bugün kitap okumayanın simasından belli. Onun için simanızdan bir şey belli oluyorsa yat kalkın şükredin çünkü nuraniyet var. Tamamen kesif olanın görüntüsü olmaz. Bir hemen abi dedi, ya dedi ben dedi... şey dedi, mesleğim itibariyle bazı videoları seyrettim falan. Tamam, kıpkırmızı oldu bu arada. Bak şimdi ne anlatacağım ben, buraya gel. Kıpkırmızı oldu, yok endişe etme dedim. Ya ben öyle cahilane bir şey söyledim. Sen vicdan azabı, hemen bak kıpkırmızı. Baktım pislik yandı. Vicdan cehennemi oldu. O yaptığı pislik yandı, siması düzeldi. Anladınız mı bir şeyi? Burada ince bir şeylik vardı.
Oturdu orada Muzakere. Ders bitti. Oturduk aşağıda. Dedim ya sen bu hafta neyle meşgul oldun? Ben de bedevi bir insanım ya. Pata patma böyle çıkıyorum ya böyle. Hani doğru değil. Onaylamıyorum. Beğenmiyorum kendimi o tarafta ama idare edin işte. Bazen paldır küldür çıkıyorum böyle. Bodoslama mı diyorlar? Dedim ki ya bu ne seyrettin ya bu Müslüman'da? Yok abi dedi yok falan abi çok mu şey yok. Bak eğer gözüküyorsa yat kalkın şükredin. Simanız rezil gözüküyorsa şükredin. Abi ne diyorsun ya? Çünkü siması çökmüş insan ayakkabı köselesi gibi olur. Hiçbir şey gözükmez. Ne nuraniyet gözükür, ne namaz gözükür, ne namazsızlık gözükür. Eğer günahlar gözüküyorsa altyapınız temiz. Çünkü günaha gösteriyor. Rezil olan bir sima kepazeyi göstermez. Bozuk olan derece gibi. Sonra, evet doğru çok derece. Sonra nedir? Abi aslında dedi mesleğim itibariyle şey abi falan kemküm kıpkırmızı oldu ben de şey yapma. Yok ya çiçeğe rahat oldu falan. Yandı yandı birkaç dakika yandı. Cehenneme girdi. Usta şey diyor. Cehil cehenneminden bahsediyor. Şeyde lematta. Cehli cehennem diyor. Düşecekler diyor. Cehalet cehennem gibidir. O vicdan cehennemine girdi mi? Kıpkırmızı oldum. Sonra baktım. Hah, Allah Allah. Şimdi nurani oldu. Çünkü vicdan azabı çekti. Utandı. Utanmak yanmaktır. Vicdan azabı yanmaktır. Böyle lanet olsun. Nereden yaptım? Ne böyle şey yapıyor ya tasarruf. İşte dertler bana derman imiş. Günahların içinde bile bulmanız gereken ne var biliyor musun? Günahlardan sonra tevazu, tazarru, niyaz, istiğfar, tövbe, onun kahrolsun. Nereden yaptın bunu? Böyle pişmanlık bak buluyorsun. Bu haleti ruhu günahtan sonra oluyor. Sakın günah işlemeyin, günahımız bize zaten yeter. İki büklüm ediyor adamı. Ha? Yani bak içinde dertler bana derman imiş. Günahlar dertlerin içinde. Adam hiç günah işlemese on kafa böyle olur. Gurur kibir inmez. İnsanlar yargılar sorgular. Yargıç gibi, savcı gibi. Ama iki büklüm olmuş günahlardan herkese merhametli davranır. Bak gördün mü? Dertler derman oldu. Firavunlaşmana mani oldu günahlar. Mesela bana yapıyorlar şimdi. Ondan sonra şey geçeceğim. Abi Avrupa'da şöyle hizmet oldu. Abi çok hoş oldu. Tam seminerden sonra panelden sonra tabii koltuk karar. Abi deyince traktör şamlı gibi şişiyor. O zaman nefis diyor ki ataman. Bak aferin lan falan bu iş fiyaka. Hemen öteki devreye giriyor. Hasan buyur. Hatırlıyor musun lan mektep okurken şu işlediğin pislikleri? Lan nereden getiriyorsun lan serseri ya? Lan şu yaptığın konferansta şu Allah'ın sana nimeti sana nasip etti, sana ikram etti, bu insanlar istifade etsin diye. Senin şu vesile olduğun veya şartlardan bir tanesi sensin işte bu hayrın. Şu hayrın ya geçmişte vardı ya o pisliklerin ya ona kefaret olsun. Vay be. O zaman iki büklüm oluyorsun iniyor aşağıya. Bak günahlar seni iki büklüm ediyor. Evet. Kainat simasında, arz simasında, arz için 15. sözde kainatın çekirdeği diyor. Böyle kalbi diyor. Abi. Kalbi diyor. 3 tane de simadan bahsediyor bir de 110'da. Kur'an için diyor, Kur'an kainatın aklıdır diyor değil mi? Hayatıdır diyor hayat-ı Muhammediye. Bir tane de var. Neydi o? Ruhu. Ruhu he. Muhammed Aleyhisselam neydi o ya? 110 muydu? He? Bak. Şuur. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam asarının şehadetiyle ola beni aşağı indirdiniz ya. Of be. Yukarısı güzelmiş ha.
Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam asarının şehadetiyle. Bak şimdi 3 tane sayacak. 3 tane. Aynı ha Murat. Hayat-ı kainatın hayatıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın maddi ve manevi hayatı kainatın hayatının hayatıdır. Hayatın hayatı varmış. İmanın imanı olduğu gibi. Ruhun ruhu olduğu gibi. Aleyhisselatü Vesselam. He? Sırrın sırrı olduğu gibi. Sırrın sırrı olduğu gibi. Aferin lan. Kafanı çalışmaya başladı. Hayat-ı kainatın hayatıdır. Risalet-i Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam. Risalet neymiş biliyor musun? Şuur-u kainatın şuurudur ve nurudur. Risalet. Arkadaşlar. Ha, sizin saatiniz geldi galiba. Geldi mi 20 dakikanız? Tamam. 20 dakika sonra uyku moduna geçeceksiniz dedim ya. Ayaklarınızı güzelce uzatın, karıncalanmasın. Uyuyacaksınız. Aferin. Uyumuyorsunuz. Güzel. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam kainatın hayatının hayatıdır. Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam. Risalet-i Ahmet mi? Yok. Muhammed. Muhammed'in risaleti olur. Ahmet'in olmaz. Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam şuur-u kainatın şuurudur ve nurudur. İki etti mi? Üç. Vahyi Kur'an'ı dahi vahyi Kur'an hayatlar hakaykının şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuur-u kainatın aklıdır. Evet, evet, evet. Aynı üç tane. Bir tanesi kainat. Birinci sözde ne dedi? Kainat simasında, arz simasında, beşer simasında. Arz simasında maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye kainatın hayatının hayatıdır. Bu kainat siması. İki, Risalet-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Bu da arz siması. Risaletin tahakkuk ettiği zemin. Üç, vahiy Kur'an'ı insana indirgendi. Vahiy kainata değil, arza da değil, insana. Vahiy kime hitap eder? Akla hitap eder. Aklı olmayanın dini yoktur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Vahiy Kur'an'ı dahi hayatlar hakaykinin şehadetiyle hayatı kainatın ruhudur ve şuuru kainatın aklıdır. Bu da insan siması. İnsan simasını oluşturan vahiy Kur'an'ı. İnsanın simasını oluşturan vahiy. Arzın simasını oluşturan risalet. Kalksa kainat, dünya vefat edecek. Eğer maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye kainattan çekilsek kainatın hayatı yok olacak. Üç sima. Birinci söz ha. Birinci söz de izahla. Ve Allah beni kahretsin size teşbih ve tevazu yapıyorsam bak. Bu yemini burada yapıyorum. Allah beni kahretsin. Size tevazu demiyorum. Anladım gene dinilmez. Diyemiyorum vallahi billahi. İşaretler nevinden bir şeyler konuşuyorum ve anlıyorum gibi. 34 senelik mazimle konuşuyorum. Ama bu nasıl bir kitapsa hala bilmiyorum. Arz kainat siması, arz siması, insan siması. Vallahi billahi ya. Ne garip bir şey ya. Ne garip eser ya. İnanın yani. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. O başta hani bir cümle geçiyor abi. He. Oğlan beni yeni başka bir kuyular sokmayın. Resmenin rahmet noktasından parlak bir nuru sönük aklıma. Allah Allah. Ha başta besmelenin rahmet noktasında parlak nuru sönük aklıma uzaktan göründü. Ama ya. Yani burada bunları anlamak için kendine vücut rengi vermemen lazım. Yani, kendine vücut rengini verme ademe düşersin. Yani tam böyle sönük bir akılla böyle. Hani aklı bırakmak değil de böyle vücut rengi vermemek manasında. Heyet yani. Bana sordu. Sence akıl nedir dedi. Bakırköy akıl heyeti. Bir Darül Envar Vakfı'yla alakalı bir şey yapıyorum da rapor almam gerekiyor o şeyden. Bakayım aklın var mı yok mu? Adam biraz konuşunca baktı ki buna sorulabilir.
Sence akıl nedir dedi. Adamlar şaşırdı. Dedim ki şu saati seninle geliyorum. Şu saati desem adam bakıyor 17 kişi böyle heyet U gibi beni koydular karşısına. Öyle de dinliyorlar ki ben raporun peşinde değilim. Ulan böyle bir daha 17 tane psikiyatristi nerede göreceğim? Raporun değil. Ulan öyle acı alıcı açmışlar ki her kelimemden benim hakkımda 17 tane şablon var. Hayal bozukluğu mu, düşünce bozukluğu, davranış bozukluğu, bakış bozukluğu bir sürü var ya. Obsesif bilmem ne, obsesif bilmem ne, bir sürü şablonları var. Onun için bakıyorlar bu adamı hangisine koyacağız? Hangi deliler grubunu, tamam mı? Hayali yön mudur, düşünce bozukluğu mu, akıl bozukluğu falan. Veya nerede ne konuşacağım bilmiyorum. Onun için öyle alıcılar açık ki bir daha sen öyle göremezsin o adamı. Tam alıcıları açıkken sokayım kafasına. Rapor önemli değil. Dedi ki sence akıl nedir dedi. Böyle bakıyor. Reisleri, diğerleri bakıyor. Dedim ki sizce akıl tanımlaması ayrı. Bizce ayrı. Biz kimiz dedi ya. Anlatayım ondan sonra anlarsın. Bakıyor böyle bakayım ne diyeyim. Bak bununla alakalı. Bu saati halaka semavat velar fi sittete yam ayetini. Bu saati 6 saatte yaptım desem bu saati yaparken bu saate bakmadım demektir. Bu saati 6 saatte yaptımsa başka bir saat var. Değil mi? Adam dinliyor. Çık yukarıya. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Kesin mi? Kesin, doğru mu? Doğru da. Bak şimdi. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Başka bir göz olması lazım. Öbür göz derken bu göz değil ya. Yani bu göz yapılırken bu göz kullanıldı değil. Tamam mı Fatih? Çık yukarıya. Adama geliyorum. Malzemeyi doldura doldura çıkıyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Bunun adı da vahiydir. Bu akılla bu aklı idare etmeye kalkarsan bunun adı zekavettir. Zekavet de şöyledir. Kıyas eder. Buna göreyim. Buna göre. Oo buna göre ben çok zekiyim. İnsan kendisinin ne olduğunu hariçte kıyas eder. Şuna bakar, deliye bakar, kadına bakar, çocuğa bakar, ortaya bakar. Yani ulan ben iyiyim. Ha senin ne olduğunu kim belirliyor? Dış dünya. Ona göre iyisin. Ama dedim bir tanesi de sizi kalkıp Einstein'a kıyas ederse Bakırköy'de bile yeriniz olmaz. O da kıyas ya. Ha şimdi insan bu sönük aklıma sönük aklı ne yapmış? Devre dişi yapıyor. Sönük aklı. Akıl yalnız kablo işi yapıyor. Ruhu vahye bağlamak vazifesi var. Akıl bir alettir. Sönük akıl. Kabloyla bağladın. Keban barajından istifade etmen için basit bir tel atıyorsun. Sönük bir tel. Ciddi bir tel değil. Keban sana intikal ediyor o zaman. Senin bu zaten akıl bu bağlı. Zaten aklın adı Arapça ikalden geliyor. İkal, bağ. Bağ yapmakta vazifesi var aklın. Sönük aklıma parlak bir nuru, kebanın parlak enerjisi... Sönük aklıma uzaktan göründü. Keban Urfa oradan geliyor. Deccal barajından böyle geliyor. Aklın vazifesi ikal. Bağ demek bağ. Ha? O zaman bağladın mı rahat oluyor. Bakıyor böyle. Hiç hoşuna gitmedi bu. Kahve elinde bıraktı böyle. Arkadaşlar. Vahye koydun mu teslim ettin mi? Aklı, dünyanın keyfini çıkarırsın. Eğer vahye teslim etmeyip de bu akılla kendi idare etmeye çalışırsan Allah belanı verdi bil. Dünyanın belasını başına sararsın. O zaman nedir? Eğer kendini tanıdıkça bedensel ve dış dünyadan sıyrılıp içeriye seyahat etmeye başlıyorsun. Kendinle tanışmaya başlıyorsunuz. Ya biz tanışmıyoruz biliyor musun kendimizde? Başkasından bahsetmiyorum. Kendimizi tanımıyoruz. Tanışmıyoruz. Ne yaparlar içeride? Ne ediyorlar? Ne yapıyorlar orada? Ustad gitmiş saraya. Hiç kimse yok. Herkes dışarıda. 23. söz değil mi?
Herkes dışarıda. Muattal vazife, ulvi vazifeyle muattal kaldı diyor. Ya arkadaşlar, ben hikaye anlatmıyorum. Risaledekileri topluyorum. İçeride kimse yok. Bomboş. Ya içeriye geçsene biraz. Abi derdin var. Kendini tanı. Kendini tanı. Neyle tanıyacağız sevgili arkadaşlar? Risale-i Nur derslerini, enfusi derslerini mutalaa ederek. Sevgili kardeşlerim, dershanelerdeki kalanları zorlayın. İki türlü risale okuma var. Bir mutalaa, bilmiyorsanız bir nur dersine bak, mutalaa ne demek? Bir de muzakere. Mutalaa, elini koy böyle, okumak, araştırmak, atıflarıyla meşgul. Muzakere, grup yapmak. Arkadaşlar, aa ne dedin ya Murat falan, ne dedin kardeş bu? Öyle mi ya falan? Bak şimdi ben katılımcıyız. Birisi böyle şey yaparsa hemen alırım yani dersi. Ya. Ne diyor diye, dinliyorum yani. Bu muzakere. Ben böyle bir hitap etme şeklinde dersimi pek sevmiyorum. Öyle dersim de az vardır. Onu da biliyorlar. Gevez olmamak, katkı sağlayacak. Ciddi şey varsa pat diye sorabiliyor veya böyle olabilir mi? Fikir de beyan ediyor. Etmelidir. Bu muhakematta bu ders var. Bu kaliteli de derstir. Katılımcı bir ders. Herkes imalathane oluyor. Sönük aklıma dedi. Bak gözü çok, çok güzel dedi. Üç sikke-i rububiyet var. Allah Allah. Aşağı inelim mi? Birbirinin nüminesini gösteren üç sikke var. Arkadaşlar, bu bedensel suret. Suret dünyanın hulasasıdır. Nesebimi, soyumu, dünyadaki hangi yöreden geldiğimi, neler yediğimi gösteren bu üç sikkeden bir tanesi. Bu suret bir. Mazimi taşıması da sima. Yani ruhsal yapıyı. Arkadaşlar, suret bedensel ve nesepsel ve dünyasal tarafımızı anlatan kimliğimizdir. Bulamazsınız böyle bir şeyi. Yaşa göre sima veriyor. Allah Allah. Yani ölü yaşındaki çocuğa 15 yaşındaki çocuğun siması yok. Adamın geçmişi bozuk, siması düzgün oluyor abi bazen. Geçmişi nasıl oluyor biliyor musun? Eğer günahları şeyse. O sima, suret tamam, o nesebi temizdir, şeydir. Ha, sima ise bozuksa o gözde mesela göz şeydir diyor. Kalbin aynasıdır. Hemen hani diyoruz ya Murat. Ulan şu adamın simasına bak ya. En gerekli lanı gibi sokuyor adamı ya. Demiyor muyuz? Şu adamın bakışına bak ya. Ondan sonra şu şaçaklar, simalar. Geçmişi bozuksa hepsi belirgin. Geçmişi bozuk ama sima düzgün. Ha, suret düzgün. Sima değil. Yani suret düzgün. Ha, o olabiliyor. Yani suret kaza geçirmemiş, bakımlı, şey sürmüş, boyahane yapmış, ben ne bileyim. Yani parlak bir melek Edirne'den. Edirne'li bir çocuk parlak siması olur. Kars'ta Edirne şeye Vanlı Ağrı o surettir yani. O coğrafi tarafı tanımlıyor. Simadan bahsetmiyorum. O surettir. Tamam? O gözlerinden anlarsın. Yani şöyle garip adamın böyle suratı sipsiyah değil yani. Yani burada bir meymenetten bahsediyor. Meymenet. Yani sen şöyle herhalde şey demek istiyorsun. Yani mazisi bozuk, siması bozuk, ruhu bozuk adam yakışıklı olabilir. Tabii ki olabilir. Bu surettir. Hani nesebi ve dünyasal tarafını anlatır. Peki simasını nerede gözükür? Onu meymenetinden, nuraniyetinden, mesela Arap'tır, zencidir ama nuranidir, sevimlidir. Ha, kalbi tanımlayan gözdür. Münafık bahsinde diyor ki göz kalbin aynasıdır. Hazreti Ali ne diyor? Sima'dan bahsederken kişi dilinin altındadır diyor. O da sima değil. Ondan sonra ustad ne diyor? 91 veya 94 muhakematta ya 91 veya 94'te diyor ki kelam kişinin karakterini gösterir. Yani nerede terbiye olmuş. Çıkan kelam
insanın kalbini, vicdanını, aklını ve hissiyatlarını, tefekkürlerini, bütününü kelamın içine koyar ve gönderir. Onun için kim olduğu kelamından belli. Ve düşündüğünü kelama yükleyen tek mahluk insandır. Yani içindeki hisleri, duyguları dışa vurabiliyor, o da değiştiriyor. Şu yani, duygularını, duygu hislerini koy tencereye, koyduk. Fikirlerini koy tencereye, koyduk. Karıştır, 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 karıştır. Bunun adı mana. Mana, kalpten çıktı. Ondan sonra gelir bu mahrece, titreşimle dışarıya kelam olarak ifade eder. Allah Allah. Onun için ucuz mu şu konuşmak? Allah aşkına ses telleri veya ses kanseri olanlara sorun, ses nedir? Akciğer kanserlerine sorun, ses nedir? Ne yapayım? Ya hayır konuş diyor ya da sus diyor. Ya sus. O da kontrollü olduğu için yani fazla konuşamıyorsun. Yani. Evet. O da kontrollü. Kontrollü. Çünkü kelam sıfatı ya. Evet. Kontrollü, kontrole bağlamış. Allah hepsinde her nefesten hesaba çekileceksiniz. Yani elektriğin kontrolü var, cep telefonu var, güneşin de kontrolü var. Ama orada sorulacak. Kelamın da kontrolü var. Nerede harcadın? Hiç kimse kontrollü telefonla maç anlatır mı karşıya? Telefon, aa biliyor musun ya maç şöyle oldu böyle oldu lan kontur gidiyor. Ha bu da işte kontur, her bir nefes konturlu. Nerede kullandın? Ne acayip bir şey ya, bir daha söyleyeyim. Hissettiğimi, düşündüğümü kelam olarak ifade edebilen yegane mahluk insandır. Bir daha, hissettiğimi, fikrettiğimi kelam olarak karşıya gönderebilen tek yegane mahluk insandır. Üşenmeden bir daha. Hissettiğimi, fikrettiğimi karşıya kelam olarak gönderebilen ve bağ kuran, kelime ile bağ kuran yegane mahluk insandır. Hasan abi bunu üçüncüsüne gelecek misin? Üçüncüsüne, dördüne gelebilecek misin? Yok abi ne, daha birinci sırrın, daha birinci... Anlattıkların üçüncüsüne, dördüncüsüne bazı ehl-i kelam şeye benzetmiyor. İnsanı Allah'a, haşa benzetmiyor. Üçten sonra burada söylüyor. Aslında orası biraz daha... Yani abi oraya giremem ki zaten. İnna Allah'a halakal insana ala sureti rahman var ya, evet. O. Onu diyorsun da. Evet. Abi siz burada diyorsunuz da mesela kelamla diyorsunuz da illa kelam değil, sinirlendiğinde de mesela suratına belli... Mesela böyle böyle sinirlendi. Ona dur lan sakın o. Suratından düşen kır parça diyoruz ya. Ulan şuraya bak lan biraz yavaş ol. Veya Allah Allah ne tatlı bir şey ya. Fesubhanallah. Sizin bir örneğiniz var ya, işte hani gülen köpek gördünüz mü? Evet, hiç gülen köpek gördünüz mü? Yapan köpek gördünüz mü? Sima öyle değişiyor ki, size bir tane örnek vereyim bir de güldüreyim. Köpek değişir mi? Siması. Değişmez. İmtihan köpektir. Namaz kıldı nurani oldu lan. Oruç tuttu nurani köpek. Böyle bir şey olur mu? Köpek köpek olduğu için siması değişmez. Değişmez. Değişken insandır. Bunu sabit koydunuz mu? Almanya'da yaşayanlara söylüyorum veya bu sesimi Almanya'dakiler duyarsa ve Avrupa'dakiler söylüyorum. Köpek gezdirenlere bakın, uzun zamansa, yeni değilse. Köpek sahibini, sahibi köpeğe, beni meşgul etti. Ulan köpek mi değişti, adama benzedi veya kadına? Adam mı köpeğe? Sonra baktım pergeli koydum, köpek değişmeyeceğine göre insan değişmiş, köpekleşmiş. Köpek gezdirenlere bakın. Siması benziyor ona. Ve Alman demiş ki, tren dışındaydı. Hemen şey yaptı falan, 2-3 kişi gruptular. Bir şey, abi ya kızarlar, ya bir de ya sen karışma, bana onlar bir şey yaptı. Dedim tercüme, ya ne kadar benziyorsunuz dedim şeyine. Kadın irtifat zannetti, çok teşekkür ederim dedi. İnan ha, çok teşekkür ederim, o kadar severim ki diye sarıldı öpmeye başladı. İnan irtifat. Ya öyle mi? Öyle mi gözüküyoruz? Aynen öyle. Siz de böyle buna benziyorsunuz. İnan irtifat kabul etti. Hani bize Anadolu'da bir laf var ya, mal sahibine benzer. Ya arkadaşlar orada çok olduğu için 10 kişinin 3 tanesinin elinde köpek var. Abi, sokakta. 40 milyon kaydı varmış. Almanya'da köpek kaydı. 40 milyon bak. 40 ne kadar 40 milyon? 40 milyon. Çocuk yok ya. Hatta bir evde 2-3 tane köpek olduğunu biliyor.
O yüzden ilerleyen senelerde Almanya insanları yönetmeyeceğine göre, hani insan olmayacağına göre, hayvanlar da yönetmeyeceğine göre Türkler çoğalıyormuş ya, bundan korkular varmış. Korkular hem de ne kadar? Ya acayip bir şey. Demek ki insan nasıl ona sirayet ediyor. Bunun adı sirayet. Peki yeme içmede de aynı şey söz konusu mu? Ya aynı şeyi yemiyorlar da. Yok, hınzır et yiyince sürekli... Evet, aynen. Bak ne oluyor biliyor musun? Mesela bir adam Bakırköy'de doktorluk yapıyor. Hastaları göre göre, hastaları temas ede, insan çok gariptir. Onun haleti de değişiyor ki, kömür ocaklarında çalışan, bir şey, ilginç bir şey söyleyeceğim de yeni öğrendim. Kömür ocaklarında çalışan, madende çalışan, hangi yerde çöpçü dahi olsa hiç kimsenin erken emekliliği yok. Yalnız Bakırköy akıl hastanelerinde çalışan doktorların erken emekliliği var. Hakkı varmış. Buna örnek olarak ilkokul öğretmenlerin aklı 5 ile 13 yaş arasında gidip gelirmiş ya. Aynı örnek olabilir mi yani? Evet, bunun adı sirayettir. Sizin benim anlayacağımız misal vereyim. Sima'dan ya. Osmanlı ecdadın yaptığı camiye gidin namaz kılın. Veya neler hissedersiniz? Cumhuriyet tarihinde yapılan camiye gidin neler hissedersiniz? Aynı mıdır? Değildir. O zaman ecdat ruhunu maddeye yansıtabilmiş. Yani arkadaşlar biz gözümüz görmüyor ama kafadan çıkan fikirler, kalpten çıkan hisler karşıya geçiyor. Güçlü, ben güçlüysem onu etkiliyorum, değiştiriyorum. O güçlüyse onun sirayeti bana sirayet ediyor. Yani balık kokarken, balık yeni pişmiş, odada koyarsanız eşeğe sinmez mi? Kokusu siner. Hanımlar bilir, bir böyle ağır kokusu olan yemeği diğer dolaba koyduğun zaman hepsini de etkiler, değiştirir. Onun için üzerine naylon veya folyo örterler. Tamam. Niye? Siner. Bu yemeğin kokusu. Peki daha güçlü olan, nurani olan, daha latif olan düşünceler ve hisler karşı etkilemez mi? Onun için kimle oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Bakın. Üst katınızda, alt katınızda kim oturuyor? Çok önemli. O binaya nuraniyet mi iniyor? Zulmet mi iniyor? Çünkü öyle bir musibetten kaçınınız ki geldiği zaman zalime has olmaz diyor, değil mi? 14. sözde bu ayet var. O zaman bir binamıza böyle tecelli eden zulmet midir, nur mudur? Hepimiz etkiler. Anlıyor musunuz ne demek istiyorum? O zaman ecdat ne demiş? Ev alma, komşu al. Bana ne canım üst katta? Öyle deme. Oraya bir cihaz taksa sinyal, öyle bir cihaz taktı. Çok kuvvetli bir çanak. Aşağıdakileri de sinyal altına alır. Baz istasyonu bir... Niye şehirlerin 300 metre dışına koyuyorlar? Bina evden. Gözükmeyen bir şey ama onu kanser ediyor. Maddi kanser ediyor da onun ahlaksızlığı alt ve üst katı kanser etmez mi, ruhani kanser? Onun için hangi binada, nerede oturuyorsunuz çok önemli. Abi ya durup dururken ya sıkılıyoruz ya, kötü şey böyle ki Allah Allah nereden geliyor? Üst kat, alt kat, sağa soluna bak, birinci derece. Abi ne alakası? Namazda safta bile altın yüzüğü olan yanında namaz kılsa ne olur fıkıhta? Ne olur? Abdest bozulur. Abdest bozulur diyor. Benimle ne alakası var? Öyle deme işte. Peki bir tanesi fotoğrafı girdi camiye. Diğer namaz kılanların namazı etkiler mi, etkilemez mi? Ehli bida, asabı musulur diyor. Ehli bida camiye girse namazı etkiler. Onlar hükmüne girmiyor. Yani sirayet var demek istiyorum. İşte kadın önünde veya sağında namaz kılsa, solunda kılsa ne olur? Niçin imam erkek çocuk sonra kadın saf oluyor? Patlayı Arabistan'a geliyor. İşte sirayet. Sirayet. 3 tane sima bir içine girmeye ait bu kadar 10 dakika sirayeti anlattım. Bir içinde diyor. Nüminesini gösteren 3 sikke-i rububiyet var.
ben daha bundan uluhiyete girersem hiç çıkamam. Aşağıda da uluhiyet var. Benden bu kadar beceremiyorum. Ama çok şeyler var. Benim kardeşlerim var ya, Nurcu kardeşlerim, buradan çok güzel şeyler çıkartacağını, bu noktadan bakıp bu malzemeleri de kullanıp ben temelde suret, sima'dan bahsettim. Bir de sirayetten bahsettim. Üç tane S. Merkezden sima. Çık dışarıya. Suret. Geç karşıya. Sirayet. Bundan sonra bak, üç tanesi. Burada da üç tane. Üç tane ancak bahsedebildim. Ama isabet ettiğimi bilemiyorum. Fakat bunu düşünen insanlar nice manalar çıkartacak bundan sonra. Ben ona inanıyorum. Peki. Murat'ım, bir şey diyeceğim var mı abi? Ve ahir devahum en ilhamdülillah rabbil alemin. Size tavsiyem de şu. Ders bitti, ders haricinde. Arkadaşlar, kendiniz mutala edin. Ne olur? Ölünce okuyamayacaksınız. Bak, bugün okudu ki yaş yokmuş. Yaş nisbidir. Düşüncemizde var olan bir şeydir. Endişe etmeyin. Tamam? Ha. Şimdi kendiniz ne olur ölmeden önce başlayın kitap okumaya. Kitap okuyanlara rica ediyorum. Zübeyir abi rüyada gördüm. O işaretle dedi ki hani sıkıntı niye var diye sordular. Ben de saymıştım. İşte namazı vaktinde kıl, akabinde tesbihatı yap. Hizbul Kur'an oku. Her gün Risale-i Meşan dakika oku. Haftada bir gün derse git. Zübeyir abi de ekledi bir tane, dedi ki ilmi al, fıkıh yani şeriatı da bilecekler dedi. Tamam. Ondan sonra ve dershanelerde müzakereye yapın. Bir konu seçin. Konu seçin. Tamam mı? O konunun üzerine düşünün. İman et. Abi dershane külliyatın harici. Külliyat harici yok kardeşim. Senin ruhun hep odur. Endişe etme. Ne anladın? Lemalarda abi böyle geçiyor. Şualarda geçiyor. Mektubatta böyle geçiyor falan. Müzakere edin. Ve ufkumuz açılır, ruhumuz inbisat ve inkişaf eder. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu üzerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Huzuru etemi kazanmak için Hazreti Ali'ye ha nasıl bir ifrit huddan vermişse Cenab-ı Hak da onu bize nasip eylesin. Amin. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.